Nazmiye, şimdi yanında bizim güvenlikte bir arkadaşımız var. Çok da seviyoruz biz onu. Çok da yakışıklı Yılmaz. Yılmaz, yalnız çok özür diliyorum. Adını gerçekten ben zaten isim hafızam yok. Hani bugün sordum çocuğun adı neydi diye. Tamam mı? Yılmaz'ı öğrendim. Şimdi dün Yılmaz'a bu Instagram mı oluyor bu çocuğum? Neresi, ne oluyor bu? Instagram'dan mesajlar yazmışsın. Yazdım, evet. Heh. Hatta Şimdi orada ben birkaç tamam, tane daha hepsi var şeyleri... elimde. Hepsi var elimde. Dur şimdi heyecanlanma. Yok, Şimdi heyecanlanma. sen bana desen ki ya bak çok da seviyorum seni ya, yanlış anlama. Yani hani Teşekkür ismini ederim. bilmiyor olmam onunla ilgilenmediğim anlamına gelmesin. Ama onun ismini bilmenin benim için de bir anlamı yok aslına bakacak olursam. Sen şimdi bu çocuğun ismini nasıl öğrendin de nasıl Instagram hesabını buldun? Bu çocuğa mesaj attın. Bana bir söyler. Çekti. Onun Güzel takipçilerini kelimelerle konuşalım. o işte bir adını bilmiyorum. Bir kişi var işte. Hı. O da ikide bir de yazıyordu. Tak bunu buldum. TikTok'tan da saçma sapan yorumlar. Ondan Ben sonra bir şey bunu attım. soruyorum. Sen bu çocuğun adını nasıl öğrendin? Allah'ım beni öldürtecek bunlar Sus. ya. Sen bu çocuğun adını nasıl öğrendin? Bana söyler misin? Sus. O çocuğun takipçilerinden Konuşma. buldum zaten. Rami Bey, biliyor konuşmaları muydunuz izledim. adını? Bak gerçekten ben onu çok, yani Ya hepimiz çok biz takdir sohbet ediyoruz etmemize arkasından. rağmen örneğin ben hani hiç Arkasından da ismen hep hitap konuşuyoruz. Çok da etmedik de. seviyoruz. Yani ismen ben de bilmiyordum Ya ama ben bulamam onu sohbetimiz de Instagram'dan vardı bak. yani hani. Bilmiyorum Kadriye, sen bulabilir misin? Bulamayız biz onu. Sen bu Evet. çocuğu nasıl buldun? Göstereyim yanınıza gelip. Ya neyi göstereceksin? Bu çocuğu Takipçiler var bulma ya. ihtiyacını nereden hissettin sen? Orada bak herkes saçma sapan yorum yazıyor. Bunun hakkında da böyle bir konular çıkarttı artık. Burama kadar gına geldi. Hı. Ondan sonra ben de orada çektim, SS gönderdim. Bunu attım. Bunun da videolarını kullanıyorlar. Yani Yılmaz'cığım gerçekten sana çok teşekkür ederim. Yani çok zaten çok efendi bir çocuk. Yani bir kez daha seninle gurur duydum. Teşekkür ederim. Şimdi Naz Güneş diye bir mesaj şey açmışsın. Şimdi çocuğa yazdığım mektup. Sen niye ikide bir hep önüme geçiyorsun? Evet, geçiyor. Sinir Cevap ver oluyor. de sana önemli bir şey söyleyeceğim. Tamam Nerede, işte neyin önüne onun geçiyor? altındaki şeyi Bir dakika bırak. görmüşsünüzdür. Yani nerede önüne geçiyor bu senin? Ne önüne geçiyor? Ne demek önüme geçiyor? Ona tam tepki göstereceğim zaman hep önüme geçiyor. Tamam yani bırakın da biz burada kavga mı edelim? Biz burada kavga programı hazırlamıyoruz. Görevi bu Yani şu zaten anda o. bunu konuşmak bile Doğan'la konuşacağım. O vaktimi alıyor ama söylemek zorundayım. Sen niye ikide bir hep önüme geçiyorsun? Cevap ver de sana önemli bir şey söyleyeceğim. Tamam, Hı. orada zaten bir tane SS Heh. gönderdim. Dur daha esas gelmiyor. Çocuğun cevabı. Gerçekten bu devirde erkek olmak çok zor ha. Yemin ediyorum size. Yani çünkü bu kadar algının artık açık olduğu böyle bir saldırı altında erkekler. Yemin ediyorum. Hani eskiden şimdi bir insan karısını aldatma eğiliminde olsa, fabrikada çalışıyorsa fabrikadan birini bulurdu. Mahalleden buluyorsa mahalle. Şimdi bu sosyal medya, kusura bakmayın. Yani seni de tenzih etmeyeceğim. Azıp kudurmuşsunuz. Başka hiçbir şey söyleyemiyorum. Kusura bakma. Bunu Rahmi Bey'e de mesaj atanlar için aynısını söylemiştim. Şevk Hoca bilmiyoruz. O da saman altından su yürütüyor. Telefonu ortaya çıkartmıyor. Ben elinden almayayım diye. Gerçekten ben anlayamıyorum yani. Bir adam evde otururken abi mesaj mesaj mesaj. Sen evli misin çocuğum? Yok değilim. Bir kız arkadaşın falan varsa tamam mı? Şimdi o kız Var. arkadaşı da gelsin. Seni o zaman senin deyiminle söylüyorum. Bir şey o zaman yolacağım diyorsun ya. Gelsin o zaman seni kapıda yolsun o zaman. Şimdi sen ablanı bile kıskanıyorsun ya sevgilinden. Elin adamına nasıl mesaj atarsın? Onun da bir kız arkadaşı olsa görse. Bu kız nereden buldu senin? Sana bir şey söyleyeyim mi? Hani ben inanmam. Derim ki nereden buldu ya senin bu adını, soyadını, Instagram'ını derim ya. Ha benim için bu kavga sebebidir. Seni de gelip senin deyiminle söyleyeyim yolma sebebidir. Yapamazsınız ya. Siz kadınsınız. Kadın dediğim bir durur. Sana gelirler yani. Kadınlığın şeyi budur. Ne bileyim. Ya duruşu budur. Erkek gelir. Saldırılmaz. Çocuğun cevabı. Vallahi çok teşekkür ederim. Rica Ortamda ederim. hararet yükseldiğinde güvenliğiniz için o an hangi pozisyon gerekliyse ona göre hareket ediyoruz. Özellikle senin önden geçmeye çalışmıyoruz, diyor çocuk sana.
Doğru söylüyor. İşte sen yani ne bekliyorsun, şey mi desin? Ya çok beğendim seni Nazmiye. O yüzden sana sarılmak için bir bahane mi arıyorum desin? Hayır. Hayır, yani lafı nereye gitmesi doğru bekleniyor için yani? Hayır, hayır. Benim önüme geçiyorsun ne demek yani? Bu da çok sinirlendim ha sabah. Bak gerçekten. Sonra sen cevap veriyorsun. Ne ters tepki veriyorsun ya? Çocuk sana ters tepki falan vermemiş ki. Ortamda hararet yükseldiğinde güvenliğiniz için o an hangi pozisyon gerekliyse ona göre hareket ediyoruz. Özellikle senin önünden geçmeye çalışmıyoruz. Kişiselleştirmemiş de olayı. Senin cevabın ne ters tepki veriyorsun ya? Sonra sosyal medyadan bir şey atmışsın, onu gözüm görmüyor. Ne söylenmişse. Senin fotoğraflarını kullanıyor. Çok meraklı değilim seninle konuşmaya. Rahatsız etmek gibi bir amacım da yok, seni rahat ol. Şimdi anladın mı ne demek istediğimi? Seni sana rahatsız ettiysem, rahatsızlık verdiysem özür dilerim. Kusura bakma o konuda. Çocuk sana gene demiş ki bu sosyal medya ile ilgili. Benim o konuda da bir bilgim yok. Sosyal medya aracılığıyla herkes her şeyi yapabilir. Bu benim hesabım değildir. Bilginiz olsun, yanlış anlaşılma olmasın. Şimdi sanki kız bu, erkek sen. Evet. Ki böyle ol çocuğum. Aferin. Ben kız gibi yetiştirilen ama benim anladığım mantalitede kız gibi yetiştirilen erkeği severim. Başımın üzerine koyar gezdiririm. Ben bu salaktan buldum seni, hesabını. Sana bunu bugün söyleyecektim, fırsat bulamadım. Ondan sonra salak değilim tabii ki de, senin olmadığını anladım zaten. Ben rahat ol yani. Ben hiçbir şekilde sıkıntı yapmıyorum. Buna emin olabilirsin. Ondan sonra daha onun sonunda başka şeyler de söylemişsin. Burada orada söylemeyeceğim. Ondan sonra çocuk da demiş ki bu tarz yorumlar kafanızı bulandırmasın. Dediğim gibi benimle herhangi bir ilgisi alakası yoktur. Ay tamam anladım dedim ya, uzatma bu kadar. Ben üstüne düşmedim. Milletin saçma sapan konuşmaları, dedikoduları bitmiyor. Bilmem anlatabildim mi sana? Nazmi Bey niye annem? Gel çocuğum seni de gel bir öpeyim seni de. Aferin sana ya gerçekten. Niye böyle şeyler yazıyorsun Nazmi? Gel ya. Aferin sana. Vallahi gel. Nazmi. Buraya gelmişken hazır geldin ya. Vallahi başka türlü olsa, bak bir türlü yatırayım seni ben. Başka türlü konuşsa ben bu çocuğu burada istemiyorum derdim. Bravo. İster gitsin ister gelsin. Aferin valla. Annene de buradan selamlarımı iletiyorum. Aferin otur. Hazır buraya i̇şte bu ya. Bakırköy'e yatırayım. Ama böyle de bir erkekler de saldırı altına girmiş kardeşim yani. Vallahi saldırı altındalar ya. Olmaz ki böyle. Hayır ne oldu biz yani bu 30 yıl içinde biz nasıl buralara geldik? Eskaza bir yanlış kelime kullansa orada eminim 2 gün sonra da Müge abla içeri geçelim, sizin oradaki güvenlik görevi yapan arkadaş da bana böyle böyle yaptı diyebilecek bir durum bu. Demin yapılan olayda zaten tamamen bir şovdu bana göre. Müge abla gel içeri gidelim, ben sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Tamam işte bağlandı çocukla işte. Tam söylesin Fatih de işte. Doğan'dan olayı saptırmaya çalışılan bana göre. Doğan'dan mı başka birinden mi? Ya da başka birinden mi? Hani en fazla Doğan'ın adı geçtiği için söylüyorum. Yok. Bir şovdu. Olmaz. Bakın arkadaşlar, erkeğin ve kadının naturası farklıdır. Hiç bunu ben tartışmaya açmak istemem. Eşitlik dediğimiz şey hukuken eşitliktir, sosyal hayatta eşitliktir, eğitimde eşitliktir, kazançta eşitliktir. Bu başka bir şey. Ama naturalarımız farklı. Ben bu naturalarımızın farklı olmasından da hiç şikayetçi değilim. Tek şikayetçi olduğum nokta biliyorsunuz artık marketten alışveriş yapılırken mamut avlamak için bu erkeklere verilen kas gücü. Ondan şikayetçiyim. Onu bir ayrı bir kenara koyuyorum ama. Müge abla. Burada natura farklıdır. Şimdi bu kız çok güzel bir kız ha. Yani bu çocuk da ona başka türlü yazabilirdi. Şimdi nereden buldun sen bu çocuğu? Bunun alın elinden telefonunu. Alamıyorum, vermiyor. Vermiyor. Üstüme yürüyor. Dövmeye kalkıyor. Yok şimdi ben de en büyük düşmanı oldum ama. Alamıyorum yani elinden. Ben de bunu söylemesem yarın bir gün. Şimdi burada yayında söylese Şevki Hoca'nın dediği gibi. Diyeceğim ki Yılmaz gel bakalım buraya. Çünkü orada bizi temsil ediyor, kanalımızı temsil ediyor. Çok da güzel. Aynen böyle devam et. Bak sonradan maşallah dedi içtiğini yaşamasın. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu